Başladı. Arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün seminerimiz oyun motoru nasıl yazılır? Seminerin başlığında bizimle olacak. Konuklarım İstanbul, Game Lab İstanbul Genel Müdürü Noyan Hocamız var. Kurumsal İlişkiler Müdürü Gonca Hanım var. Broşürler dağıldığında size stajyer alımı için buradan başvuru yapabilirsiniz. Sonunda da herhalde, bunun sonunda da Nurhan yine bilgilendirme yapacaktır mutlaka. Topluluk hakkında çok bilgi verelim istersen. Herhalde topluluk tanıyanlar vardır. Tanıyanlar varsa da artık sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz zaman zaman böyle yazılım alanında üniversitemize bilgileri yapmak için yani yazılım alanında da yakından takip edersin. Sen bize destek olmuş olursun. Senle beraber bazı çalışmalarda yer almış oluruz. Ben sizin Noyan Hocamıza bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar, herkese merhabalar. İsmim Noyan Cum. Gamelab İstanbul'un genel müdürüyüm. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde oyun programlama dersi veriyorum. Ayrıca birkaç tane genel üniversitede eğitim programlarımız var, çeşitli kamu kuruluşlarında. Çok uzun yıllardır, yani çok 2006 yılından beri oyun yayıncılığıyla uğraşıyoruz. Bugüne kadar 26 tane oyun yayınladık, hatta 27 olmuş şimdi. 27 tane oyun yayınladık. Bunlar içinde 13 tane oyun motoru yazdık. Burada zannediyorum çoğunluk yazılım ve mühendislik kökenli bilgisayar bilimleriyle ilgili insanlar değil mi? Bunlar için biliyorsunuz eskiden oyun motorları yoktu. Genel amaçlı oyun motorları, Unity, Unreal Engine gibi böyle bir sektör yoktu. O zamanlar 2006'larda, 2007'lerde oyun motorlarını kendimiz yazıyorduk. Hatta biz şimdi mobil oyun yayınlıyoruz. O yıllarda ilk eski Java telefonları hatırlıyorsunuzdur. OpenGL gibi API'ler yoktu. 2009 yılında 3 boyutlu bir oyun yayınlamak istedik. 2008 yılında pardon. Oturduk, önce bir tane API yaptık. 3 boyutlu grafik API'si yaptık önce. OpenGL'in işlemini yazan. Onun üzerine bir oyun motoru yazdık. Onun üzerine de 6 tane oyun yazmıştık oyun motoruyla. Yani o yıllardan gelen aslında bence bir şanstı. İşin bütün teknik detaylarını bizzat yaparak, yaşayarak öğrendik. Sonra zaman ilerledi, teknoloji ilerledi. Oyun motorları sektörü gibi bir sektör doldu. Biz hala oyun motoru yapıyoruz. Şimdi genel olarak her ne kadar oyun yazıyor gibi gözükse de esas işimiz oyun motoru yazmak. Şu anda 5 tane oyun motorumuz var. Kendi içerimizde kullanıyoruz. Bunları dışarıya açmadık. Bir tanesini açacağız. Önümüzdeki ay açıyoruz. Eğitim sene amaçlı bir taneyi. 5 tane oyun motorumuz var. Bunların 3 tanesi Java diliyle yazılmıştır. 2 tanesi de C++'da yazılmış oyun motorları. Önümüzdeki 2 yıllık süreç içerisinde 5 tane oyun motorunu da piyasaya açacağız. Yani oyun motoru sektörüne gireceğiz. Unity'ye, Unreal'e rakip olacağız inşallah. Şu anda onun hazırlıkları devam ediyor. Şimdi biz tabii biraz işin teknik kısmını, mühendislik kısmını yürütüyoruz. Geçen sene 10 Ağustos 2016 günü Teknoloji Bakanlığı bir Ar-Ge yönetmeliği yayınladı. Hatta bu oyun sektörü farkındaysanız son zamanlarda çok popüler oldu. Her yerde konuşulmaya başlandı. Başlangıcı oldu. 10 Ağustos 2016 tarihli Ar-Ge yönetmeliği. İnternetten arayıp bulun, okuyun o yönetmeliği. Şimdi bu yönetmeliğin 5G maddesine göre oyunlarınıza, yazılımlarınıza yardımcı yazılım kullanırsanız projeniz Ar-Ge projesinin niteliğini kaybeder. Yani oyun sektörü üzerinde konuşursak işte ya dışarıdan aldığınız bir oyun motoru kullanıyorsanız yani işin mühendislik kısmını dışarıya bırakıyorsanız projeniz Ar-Ge projesinin niteliğini kaybediyor. Ama biz eskiden beri ürünün tamamını kendimiz yaptığımız için hem yazılım hem tasarım tamamını kendimiz yaptığımız için o kritere takılmadık.
geçen sene Eylül'de bir ARGE desteği aldık. Oyun sektöründe ARGE desteği alan ilk firma olduk. COSGAP'ten bir 400 bin lira civarında toplam bir ARGE desteği aldık. Bir de bize İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde bir ofis verdi. Geçen sene Eylül'den beri üniversitenin içerisinde çalışıyoruz. Niye verdiler bize bu ofisi? Onu da söyleyeyim. Oyun motorları yazıyoruz. Yaptığımız işte bizim kendi bir özelliğimiz daha var. Bunları öğrencilerle yapıyoruz. 2007 yılından beri düzenli olarak stajyer öğrenciler çalışıyor bizim firmada. Ve ürünleri öğrenciler yapıyor. İlk geldikleri zaman biz öğrencilere bir ön eğitim veriyoruz. Eskiden bu 2 hafta sürüyordu. Şimdi 1 hafta sürüyor. 2 hafta ön eğitim veriyorduk. Ondan sonra öğrenci 1 sene görev yapıyordu. 1 sene sonunda ayrıldı. Sonra yeni öğrenciler geliyordu. O zamanlar meslek lisesinden alıyorduk. Biz öğrencilerini alıyorduk. Web tasarım ve web tabanı programlama öğrencilerini alıyorduk. Sonra hatta senenin son 1,5 ayında çocuklara bir proje veriyorduk. Çocuklar projeyi kendileri yapıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Sonra işte yeni bir grup geliyor. Onlara eğitim veriyoruz. Onlar çalışıyor. O proje yapıyor. Ayrılıyor. Birkaç sene sonra bunu yürüten oldu. İşlerimiz çok yoğunlaştı 2009-2010 yıllarında. Yürütemez oldu. Sonra o sistemi biraz daha geliştirdik. Şu şekilde çevirdik. Öğrenci geliyor, ön eğitim alıyor. Sonra 1 sene çalışıyor. 1 senenin son 2 ayı bir projede kendisi bizzat yapıyor projeyi. Çok iyi bir bilgi seviyesine ulaşıyor. Daha sonra yeni öğrenciler geliyor. Bu eski öğrenciler bunlara eğitim veriyor 2 hafta ve ayrılıyor. Sonra bunlar 1 sene çalışıyor, iyice ustalaşıyorlar. Yeni grup geliyor, bunlar onlara eğitim veriyor 1 hafta ve ayrılıyorlar. Bu şekilde bir öğrenciden öğrenciye eğitim sistemine döndürüyoruz. Tabii gene biz her zaman işin başındayız, eğitimlerinde yapılan işinde. Hatta bizim bu sloganımızda, logomuzda öğren yap öğret sloganı oradan geliyor, bu sistemden geliyor. Hala böyle devam ediyor. 2009'dan beri 8 sene oldu, hala bu sistem devam ediyor. En son bizim ofisimize gelmişti Berfu. O da tam öyle bir döneme denk geldi. Gene 2-3 dönemdir bizim ekibimizde devam eden arkadaşlarımızdan birisi o sırada yeni başlayan gruba eğitim veriyordu. Örnek bir 3 boyutlu oyun motoru yazıyordu. Mini bir oyun motoru yazıyordu. Böyle bir sistemimiz var. Tabii öğrencilerimiz hani oyun programlama hepimizin sevdiği bir alan. Sizlerin de benim de. Zaten kodlamayı da seviyoruz. Oyunları da seviyoruz. Bu yüzden birkaç dönem devam eden çok arkadaşımız var. Yani tek bir staj dönemi değil, birkaç dönem yapıyorlar. Öğrenci, şimdi şöyle yapıyoruz şu anda. COSGAP işte bize bu öğrencilerle yaptığımız için üniversitenin içerisinde ofis verdi. Ondan sonra üniversite öğrencilerini almaya başladık. Şimdi şöyle yürütüyoruz işi. Öğrenci geliyor. 1 hafta ön eğitim veriyoruz. Ondan sonra şu anda yürütülen bu destek aldığımız ARGE projemiz var ya, öğrencileri ARGE projemize ekliyoruz. ARGE projemize ekip üyesi yapıyoruz. Ve ekip üyesi olarak devam ediyorlar. Doğrudan resmi ARGE projesi üzerinde çalışıyorlar. Birçok kuruma rapor veriyoruz. Öğrencilerin isimleri, yaptıkları işleri, COSGAP'e, İnovasyon Kurulu'na, TÜBİTAK'a, 5 resmi kurum, kamu kuruluşuna rapor ediyoruz. Ne işler yaptıkları tek tek bildiriyor. Yani bildiğin ciddi resmi ARGE projesinde çalışıyoruz. 3 ayda bir denetleme geliyor. Denetleme tek tek öğrencilere soruyor. Ne yaptın diye. Ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Yani kimse de öğrenciler çalışıyor diye ama hani olduğu kadar falan öyle bir şey yok. Bildiğiniz resmi ARGE projesi. O yüzden ciddi bir çalışma var. Böyle bir çalışma sistemimiz var. Kendi içerisinde. Önce bir ön eğitim, arkasından ARGE projesinde üyesi yapıyoruz. ARGE projesinde görevler vererek çalıştırıyoruz. Bayağı yoğun bir staj programımız var. Yani çok iddialı bir staj programımız konusunda. Türkiye'de değil, gerçekten dünyada az kurumda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir staj programı. Öğrencilerimizden de birçok daha sonra iyi yerlere giden arkadaşlarımız var. Sonra da onlara değiniriz. Şimdi kısaca bu oyun teknolojisi konusuna değinmek istiyorum size. Serdar Bey, şimdi bir daha gider misin ileri? Bir daha git. Bir daha git. Bir daha.
bundan sonra. Evet. Şimdi geçen sene ne dedim? 10 Ağustos 2016'dan itibaren bu oyun sektöründe bayağı bir ilgi çıktı. İlgi çıkmasının nedeni sektörün ulaştığı büyüklük. 2016 yılında oyun sektörü dünyada 100 milyar dolara ulaştı. Toplam üretilen gelir. Tarihte ilk defa Hollywood'un sinema sektörünü geçti oyun sektörü. Ve çok önemli bir endüstri haline geldi dünyada. Özellikle mobil oyunların devreye girmesiyle çok büyüdü. Hatta bakarsak sektörün o 2016'da %37'si şu daire içerisinde olan kısım. %37'si mobil oyunlardan gelen gelir. Ve sektör, sinema sektörünü geçti. Bu makası daha da artması tabii bekleniyor. Bu araştırma firması 2019'da 119 milyar tahmin yapmış ama bu tahmini sonradan bu sene revize ettiler. Aslında o rakamı da büyüttüler. Çünkü 2017 rakamını hatırlıyorum. 2017 rakamını 106,5'tan 109 milyar dolara çıkarttılar diye düşünüyorum. Yani bu beklenen de gitgide artarak geçerek büyüyor sektör. Şimdi biz de devlet olarak, ülke olarak bu sektörden pay almak istiyoruz. Konu bu kadar basit. Burada web tasarım sektörü son yıllarda çok yayıldı. Bu bizim sektör biraz farklı durumdan. Çünkü şimdi web tasarımı yapıyorsunuz, bir kere web veya sitesini yazıyorsunuz, sonra bitiyor. Ama oyun sektörü gittikçe büyüyen bir sektör. Her sene yeni versiyon çıkartıyorsunuz oyunlara. Oyun tutarsa, tutmazsa yeni oyun çıkartıyorsunuz. Sektör gitgide büyüyor, teknolojik olarak gelişiyor. Sinema filmleri gitgide oyun araçlarıyla, oyun teknolojisiyle çekilmeye başlandı. Yani muhtemelen bir 5-10 sene içerisinde artık gerçek aktörler oynamayacak. Filmler hep oyun teknolojisiyle çekilecek. Sektör katlanarak büyümeye devam edecek. Devlet de bu sektörden pay almak istiyor. Gerçekten de bir imkan var. İlk olarak büyük bir pay alabiliriz. Ve bu konu o yüzden son bir senedir çok popüler oldu. Çok popüler olmasının ikinci bir sebebi daha var. Bu Endüstri 4.0 geçiyor biliyorsunuz. Endüstri 4.0'da yazılım artık üretimin bir parçası haline geldi. Nasıl ki eskiden bakırcı ustasının hani bakırın dönmesi bir iş bilgisi ya, bunu da çırağın öğretiyordu ya. Artık yazılım bilgisi de aynı şekilde bir iş bilgisi Endüstri 4.0'da beraber. Dolayısıyla küçük çocuklara yazılımın öğretilmesi lazım. Şimdi yazılım kodlama öğretirken bir araçla öğretilir. Yani ya bir örnek uygulamalı eğitimlerde, ya bir muhasebe programı yazdırırsınız, ya bir web sitesi yazdırırsınız. Bir şey yazdırmanız lazım. Küçük çocuklarda tabii en çok ilgilerini çeken şey oyun yazılımları. Bu yüzden bu kodlama eğitimleri hep bütün dünyada oyun yazılımlarıyla öğretiliyor. Bu da bizim oyun sektörünü ayrıca büyüten bir alan. Bu beklentilerin çok çok daha üzerinde büyüyecek, göreceksiniz önümüzdeki bir iki sene içerisinde. Hepiniz farkındasınızdır, yani kodlama eğitimlerinin ne kadar hızlıca ön plana çıkmaya başladığını. Affedersiniz, biraz hava kuru herhalde. Klima kurutu havayı ondan boğazım. Evet, burada bir şey, bu şemada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 100 milyar dolar, 3 sene içerisinde 120 milyar dolara çıkması bekleniyor. Buradaki artışın mobil oyun sektörüne de bakarsak 37 milyar dolardan 53 milyar dolara çıkacak. Yani 100'den 119'a 19 milyar dolar artıyor. Bu da 37'den 53'e 16 milyar. Yani 19 milyar dolarlık artışın 16 milyar doları mobil oyunlardan gelecek diye bekleniyor. Yani oyun sektöründeki artışın hemen hemen tamamı mobil oyunlardan gelecek bundan sonra. Genel beklenti bu şekilde.
Bütün yeni rakamlar, gelen rakamlar update ettikleri hepsi aynı şeyi gösteriyor. Mobil oyun sektöründe büyümeye devam edecek. Hem de çok büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Komple oyun sektörünü büyütüyor. Öyle bir hızı var. Biz GameLab'de mobil oyunla veriyoruz eğitimleri. Yani oyun motorlarımızda mobil oyun export alıyoruz. Bilgisayar oyunu export almıyorum. PlayStation oyunu export almıyorum. Mobil oyunu export alıyoruz. Yani aslında kolumuz hepsini uygun, oyun motorlarımız uygun ama almıyorum. Çünkü öğrencilerin arzumuz kendi ürünlerini yapması. Devlet bu konuda kararlı bir politika izliyor. Bunun sonuçlarını bundan 5-6 sene sonra göreceğiz. Çok önemli Türk markaları, çok önemli Türk oyunları, çok önemli Türk ürünlerini 5-6 sene içinde hep beraber gazetelerde, televizyonlarda, dünyada göreceğiz. Çünkü devlet büyük bir kurum. Yani bir şeye aynı kararlılıkla devam ederse mutlaka ama çok ama az bir sonuç elde eder. İnşallah sizlerin ürünlerini görürüz, sizlerin isimlerini görürüz buralarda. Bizim de arzumuz öğrencilerimizin bizden ayrıldıktan sonra kendi ürünlerini çıkartmaları, kendi markalarını çıkartmaları. O yüzden işi mobil oyun şeklinde tutuyorum. Çünkü şimdi bilgisayar oyunu yapsak, bizden ayrıldıktan sonra öğrencileri 30-40 kişilik ekip kurmaları lazım kendilerine. Ama mobil oyunu 2 kişi, 1 kişi kendi başına yapabiliyor. O yüzden hani sırf konuyu dağıtmayalım, bakış açısını dağıtmayalım diye mobilde tutuyoruz. Mobil oyunda tutuyoruz. Motorların uygun olmasına rağmen sadece mobil oyunlar için eksport ediyoruz. İlerleyebilir miyiz şimdi Serdar'cığım? Bir daha ilerleyelim. Burada ne var? Oyun teknolojisinden kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Bu oyunlar oynatıyoruz. Ama arka planda nasıl işliyor işler? Bunu kısaca bir şemayla ve hesaplamayla anlatmak istiyorum. Ve de oyunlarda neden hardware ihtiyacı çok yüksek? Bu onun aslında izah eden bir hesap olacak. Şimdi en altta bir kere grafik apisi var. Grafik apisi nedir? İki tane temelde var. Biri OpenGL, diğeri de DirectX. Windows cihazlarında DirectX apisi var. Diğer tüm cihazlarda da OpenGL var. Grafik apisi ne iş yapıyor? Grafik apisi ekrana grafik çiziyor. Yaptığı iş bu. Çok low level bir yapı. OpenGL, Open Graphic Programming Language kısaltması. Aslında bir dil nasıl SQL veri tabanı programlama dediyse OpenGL de grafik programlama dedi. Şimdi bunun bir onun çalışma sistemine geçmeden önce topluca söyleyeyim. Bunun üzerinde grafik apisi ekrana bir frame çiziyor, bir sahne çiziyor. Bunun üzerinde oyun motoru var. Oyun motoru da bütün sistemi yürüten, işleten yazılım. Onun üzerinde de bizim oyun yazılımımız var. Böyle bir hiyerarşi var oyun yazılımlarında. Ve bu hiyerarşi bizim low level kodlarımızdan ekrandaki grafik çizimlerini yaratıyor, doğuruyor. Peçete var mı? Büyük bir mekanizma, sistem üzerinde çok fazla etki yaratan bir mekanizma bu. Dıştan, hani hepimiz biliyoruz değil mi? Oyunlar hardware'e ihtiyaç gerektirir. Bayağı cihazı yorarlar. Ama bu yoğun kullanımın nedeni nedir? Size ben daha teknik rakamlarla anlatmak istiyorum bu konuyu. Genel olarak hepimiz biliyoruz ama nereden kaynaklanıyor? Şimdi OpenGL'in bir çalışma sistemi var. Genel olarak aslında bütün RAID sistemleri, bütün görüntü işleme sistemlerinin çalışma sistemi bu. Konuyu da böyle bir Full HD ekran üzerinden anlatayım. Hadi böyle dikkat olsun. Full HD. Full HD ekranın çözünürlüğü kaça kaçtır? Kaç? 1920'ye 1080. Yaklaşık olarak 2 milyon piksel ediyor, değil mi?
Günah biliyorsan kendisinin nasıl çalıştığını OpenGL. OpenGL komutlarını biliyorsun da OpenGL'in nasıl çalıştığını inceledin mi? Var mı OpenGL konusunu inceleyen aranızda? OpenGL veya DirectX bayağı önemli yazılımlar. İşletim sistemleri de bunları kullanıyor aslında arka planda. Bugün grafik damına ne görüyorsak, ne kullanıyorsak arka planda bu grafik apisini kullanıyor. Ki grafik apisi ekrana ray tracing yöntemiyle çizim yapıyor. Ray tracing. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Ki kameradan görüntü alacağız. Veya insan gözünden. İnsan gözü veya kamera 60 derecelik bir bakış açısına sahip. Şöyle ortayı 0 kabul edersek eksi 30'dan artı 30'a doğru bir bakış açımız var. 60 derece. Şimdi ekranımızı kamera kabul edersek, yani şuradan eksi 30 bu taraf, bu tarafta artı 30. Aynı şekilde artı 30, eksi 30 derece. Şurası da 0. Yatay olarak da 60 kabul edelim. Tam olmasa da 60 kabul ediliyor. Dikey olarak da 60 derece kabul edelim. O zaman şu köşemiz üst taraf olduğu için burası artı 30 olur. Bu da artı 30 olur. Burası eksi 30 olur. Burası da eksi 30 olur. OpenGL şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi sol üstte birinci pikselden eksi 30'a artı 30 açısına doğru bir ışın atıyor. Bu ışını ışını atmadan önce şu kısmı unuttum. Grafik modelleme programlarıyla bir takım modeller modelliyoruz. Aranızda yazılımcılarda 3D Max veya Maya veya Blender kullanmayı bilenler kimler acaba? Yani giriş seviyesinde bile olsa az seviyede 3 kişi görüyorum, 4 kişi. Seni saydım mı? Bu programlarla bir takım modeller modelliyoruz. Bu modeller face dediğimiz yüzeylerden oluşuyor. Şu dış tarafı tamamen yüzeylerle kaplıyoruz. Mesela bir insan resmi, bir insanı 5000 face'le de modelleyebilirsiniz. 5 milyon face'le de modelleyebilirsiniz. Ne kadar çok face koyarsanız o kadar detaylı bir model yapıyorsunuz. Bu modeli sonra export alıyoruz. Bu export aldığımız modeli oyunumuzun alt tarafının içine, alt klasörlerine atıyoruz. Sonra da oyun içerisinde yüklüyoruz. Şu hani en başta oyunlar açırken loading yazıyor, böyle bir çizgi gidiyor ya, neydi çizginin ismi? Progress bar gidiyor ya. Progress bar o aşamada işte o modeli RAM'e yüklüyoruz. Ve RAM'de bunlar face'ler olarak, face'in koordinatları olarak duruyor. Yani bir model 5000 face ise 5000 tane üçgen bu face'ler bu arada. 5000 tane üçgenin koordinatları, köşe noktaları, koordinatları olarak yükleniyorlar. Kendi oyunumuzdan yaptığımız bir futbol oyunu sonra ondan örnek vereyim. Bir tane stadyum var, 60.000 face. 22 tane de futbolcu var, kalemi nereye koydum? 60.000 face'lik bir stadyumumuz var. 22 tane de futbolcumuz var. Bunlar da yaklaşık 44.000 face. 40.000 diyelim. 40.000. Toplam bir sahnede 100.000 tane face'i RAM'e yükledik. RAM'de duruyor. Şimdi OpenGL şunu yapıyor. RAM'de bunlar duruyor. Buradan ışını atıyor. Işın bir adım gidiyor. Bir birim gidiyor. Sonra matematikte analitik geometriden hatırlarsınız. Doğruyla düzlemin kesişme formülü vardır ya, kesişme testi. O testi yaparak bizim ışınımız bu 100.000 tane face'le kesişmiş mi, kesişmemiş mi tek tek test ediyor. 100.000 tane karşılaştırma işlemi var. Hiçbir şeyle teste dokunmadı mı? Işını bir adım daha götürüyor. Tekrar 100.000 test yapıyor. Gene hiçbir şeye dokunmadı mı? Bir adım daha götürüyor. Bir adım daha. Ortalama 1000 adım gidiyor bizim oyunda. Ve 1000 adımda ortalama bir face'e temas ediyor, kesişiyor. Hemen işte onun hangi model olduğuna bakıyor. Ondan sonra dış tekstürünün kaplamasına bakıyor. Ve bir RGB'de ışıkları hesaba katıyor. Bir RGBA değeri hesaplıyor. Sonra
buraya geri dönüyor ve bu piksele oraya GBA değerini çizdiriyor. Sonra ikinci pikselden bir tane kendi ilişkili açısına bir ışın dağıtıyor. 1000 adım gidiyor. Her adımda 100.000 face'le kesişme testi yapıyor. Ortalama 1000. adımda bir şeyle kesişiyor. Geliyor onu da buraya çiziyor. Sonra ikinci pikselden aynısını yapıyor. Üçüncüden, dördüncüden, beşinciden. Tüm piksellerden birer ışın atıyor. Şuradan işte +30, +30'a doğru atıyor. Sonra alt satıra geçiyor, atıyor. Bütün 2 milyon pikselden 2 milyon adet ışın atıyor. Bunların her birini ortalama 1000 adım götürüyor. Her adımda 100.000 tane face'de kesişme testi yaptırıyor. Ve bunu da saniyede 20 kere yapıyor. Şimdi OpenGL'in burada yaptığı toplam işlem adedini bir hep beraber hesaplayalım. Ama kaç adet oluyor? Var mı hesaplayan? Ne dedik? 2 milyon tane 2 milyon pikselimiz var. Bundan attığı, yani 2 milyon ışın atıyor. 2 milyon ışının her birisi 1000 adım gidiyor. Her adımda 100.000 face'le kesişim testi yapılıyor ve bunu saniyede 20 kere yapıyor. Kaç eder? 2 milyon, 2 milyar, 2 trilyon, 200 trilyon, 4 katrilyon saniyede yapılan işlem adedi arka plan. Saniye bu, böyle işlem adedi saniye. Şimdi 3 boyutlu bir grafiği, oyun grafiğini yani. Bir de oyun grafikleri gerçekten bayağı low poly yapılıyor. Ekrandaki bir saniyede, pardon ekrandaki bir frame değil. Bir saniyede arka planda CPU 4 katrilyon adet işlem yapıyor 3 boyutlu bir oyun için. Yani bir mobil oyun için. Bu üstelik bunlar belli açıyla gittiği için bu ışınlar, bu işlemlerin hepsi trigonometrik işlemler. Trigonometrik işlemler de biliyorsunuz CPU'yu yoran işlemlerdir. 4 katrilyon adet saniyede CPU trigonometrik işlem sistem üzerinde bayağı ciddi bir stres yaratıyor. Bu stresin çeşitli sonuçları oluyor sistem üzerinde. Ne oluyor? Birincisi yavaşlama sorunu oluyor. Sistem yavaşlıyor. Yani 3 boyutlu bir oyunu, bugün threading olayı var. Farklı bir thread'de, kendi thread'inde çalıştırmasak da ana thread'de çalıştırsak kendisi artık bütün bilgisayarı kilitler. İkincisi ısınma sorunu oluyor sistemde. Temelde bu ikisi var. Yavaşlama ve ısınma sorunları oluyor. Bunları çözmek için de oyun yazılım bittikten sonra optimizasyon aşaması denilen ikinci bir aşamamız daha var. Oturuyoruz, kodu optimize ediyoruz. Çeşitli işlemler yapıyoruz. Mesela yavaşlama sorunu çözmek için matematiksel işlemleri elden geçiriyoruz. Tekrar eden işlemleri, trigonometrik işlemleri, karekök işlemleri, ne kadar yavaşlatan işlem varsa onları azaltıyoruz veya yok ediyoruz. Yaptırmıyoruz bilgisayarı. Matematik işlemleri azalt. İkincisi, ısınma sorununa karşı şöyle bir çözümümüz var. Hani obje initialization işlemleri var ya, ne bileyim, obje x eşittir new obje diye bir işlemimiz var. Bu işlemleri oyun içerisinde kesinlikle yapmıyoruz. Initialization işlemi kesinlikle kullanmıyoruz. Mesela en yaygın şey, hani for bölgelerinde for parantezi int i eşittir 0, i küçüktür 20, i art artı falan yazıyoruz ya. Orada mesela int kullanmıyoruz. For i eşittir 0, işte i küçüktür bilmem ne falan yazıyoruz. i'yi en başında veya header'da int i diye tanımlıyoruz. Bir daha orada obje initialization'ı yapmıyoruz kesinlikle. Bütün ana döngü içerisindeki bütün obje başlangıçlarını temizleyerek ısınma sorunuyla mücadele ediyoruz. Üçüncü bir yaptığımız şey daha var optimizasyon için. Serdar'cığım, bir ileri gidebilir misin? 1-2 ileri git hatta. 3 ileri git.
Üçüncü bir işlem daha yapıyoruz. Bir daha git. Bu, evet. Optimizasyon için üçüncü bir işlem daha yapıyoruz. Şimdi GPU diye bir parça var biliyorsunuz. GPU denen parçanın işlevi nedir? Grafik işlem birimi, evet. Grafik işlem birimi. Neden GPU diye bir grafik işlem birimi var? Zaten CPU var işlem birimi olarak. Şimdi ekran kartı ile CPU arasında bir kablo gidiyor. Ya, kablo gidiyor. Bu kablonun bir taşıma kapasitesi var. Yani biliyorsunuz kabloların taşıma kapasitesi boruların likit taşıma kapasitesi gibidir. Bir taşıma kapasitesi var kablonun. Şimdi siz CPU'da ve RAM'de bütün datayı tutup saniyede 20 kere bu kadar yüksek montanlı datayı o kablodan monitöre göndermek istediğiniz zaman kablonun girişinde data sıkışması yaşar. Dolayısıyla kablonun oradaki data taşıma kapasitesi doğrudan oyunun performansını etkileyen bir şey. Şimdi ne kadar çok datayı RAM'de tutarsanız ve CPU'da işlem yaparsanız da oradan gönderseniz o kadar performans düşüklüğü olur. Yani aynı datayı CPU'da tutmakla GPU'da tutmak arasında sırf o, bu fark o kablonun yarattığı data taşıma kapasitesinin farkı. Birinde 22 kat hızla çalışırken birinde 360 kat hızla çalışıyor. Kaç neredeyse 18 katı falan gibi bir şey dönüyor. Bu kadar hız farkı yaratıyor arada. Çünkü o özellikle mobil cihazlarda kablolar daha ince olduğu için bu daha da ciddi bir sorun. Hani zaten bilirsiniz hani mobil cihazlar biraz daha yavaş çalışıyor ya, mobil oyunlar falan normal bilgisayar ağırlıklarına göre daha yavaş çalışıyor ya, onun nedeni de genel olarak kabloların daha ince olması. Kablolar daha az data taşıyorlar. O yüzden cihazlar bilgisayarlara göre daha yavaş çalışıyor. Aynı CPU'yu, aynı ekran kartını bile kullansanız daha yavaş çalışır. Üçüncü olarak optimizasyonda şunu yapıyoruz. Mesela 2 GB GPU'da VRAM'de alanımız var. 2 GB RAM'de alanımız var diyelim. 3 GB objemiz varsa bunu önce RAM'e yüklemeye başlıyoruz. 2 GB'ı VRAM'e yüklüyoruz. Sonra kalanını, elde kalanları RAM'e yüklüyoruz. Yani mümkün olduğunca VRAM'i ve GPU'yu kullanmaya çalışıyoruz. RAM ve CPU yerine. Tabii orada da boş kalan alanı genelde dolduruyoruz. Doldurmuyor da değiliz. Tamamen 4 GB varsa 4 GB'ı sonuna kadar sömüre sömüre kullanıyoruz. Oyun yazılımcılığı hakikaten bilgisayarın bütün kaynaklarını sömürme yazılımcılığıdır. Her bitini, her parçasını, ekle her türlü OEM'i hepsini sonuna kadar kullanıyoruz. Ne veriyorsa yazılım şey bize, donanım ne sağlıyorsa hepsini sonuna kadar kullanıyoruz. Hatta yetmiyor. İşte